Allah-u Teala ayeti kerimesinde küllü nefsin zaikatül mevt buyurmakta. Her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Er ya da geç. Nerede, nasıl, ne zaman? Bunu ancak Allah bilir. Allah beş şeyi beş şeyin içerisinde saklamış. Onlardan bir tanesi de ecel. Siz gençlere çok uzakmış gibi geliyor. O kadar yakın ki, gidin mezarlıklara, mezar taşlarındaki tarihleri okuyun. Sizin yaşlarınızda bir sürü genç maalesef o toprağın altında. Er ya da geç, sizlerin başına da gelecek. Bizler hüsnü zan ederek, yani iyi zanda bulunarak, kendi yatağımızda Azrail'e ruhumuzu teslim ettiğimizi düşüneceğiz. Onu birlikte tefekkür edeceğiz. Sizlerden ricam, gözlerinizi kapatın. İlgilenmeyin sağınızla, solunuzla, karşıdakinizle ilgilenmeyin. Sadece söyleyeceklerime odaklanın, beraber tefekkür etmiş olacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölmeden önce ölünüz buyuruyor. Yani ölümü çokça düşünün diyor. Ağızların tadını bozan ölümü sıkça hatırlayın diyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Gençler, evet, herkes kendi yatağında, evinde uzanmış bir vaziyette uyuyor. Bir ara gözlerini açtı, Azrail'i karşısında gördü. Hemen tanır Azrail'i, hemen tanır. Ölüm meleği anladı ki emanetini almaya gelmiş. Azrail, ruhunuzu kabzedeceğini anladınız. Ama iş işten geçmiş artık. Neleri geride bırakıyorsunuz? Varın, siz düşünün. Bir kıssa anlatayım. Davut peygamber o güzel sesiyle Zebur'u okuduğunda bütün hayvanlar, bütün melekler yeryüzüne inerlerdi. Davut peygamberin sesini dinlemek için. Davut peygamberin ibadet ettiği bir odanın içerisinde sedir vardı. Sedirden alt taraftaydı. Ölüm meleği geldi. Bu söylediğim insan bir peygamber. İyi düşünün. Davut peygamber ölüm meleğini görünce aleyküm selam dedi. Emaneti almaya mı geldin? Evet, Allah'ın Resulü. Dedi ki, müsaade eder misin? Sedirimin üzerine çıkayım da ruhumu orada kabzet. Çünkü ibadetlerimin tamamını sedirimin üzerinde yapardım. Ölüm meleği hayır dedi. Hayır. Ecel, zamanın geldi, senin sedirin üzerine çıkmaya asla müsaade yok dedi ey Allah'ın Resulü. Peygamber şaşkın, ne olurdu ki bir dakika müsaade et, çıkayım. Sürekli ibadet ettiğim yerde Rabbuma, orada kavuşayım. Hayır diyor ölüm meleği, hayır. Azrail geldi odanızın içine, tövbe etmeye vaktiniz bile yok. Son anda zaten edilen tövbenin kıymeti de yok.
Belki kafanız iyi. Kim bilir? Belki o geceden kalmasınız. Kim bilir? Güney deryasının içerisinde sürüklenip geldin. Kafanı yastığına koydun. Uyuyuş o dalış. O dalış. Azrail var. Aşına var. Hissetmiyorsun o ayakları. Artık can yok o ayaklarda. Parmaklarını oynatmaya çalışıyorsun. O ayak senden çıkmış. O ayaklar nerelere yürümüştü? O ayaklar nerelere gitmişti? Allah'ın menetti. Allah'ın yasakladı. Nerelere götürmüştü o ayaklar? Bak şu an sende değil. Emanetti o ayak. Emanetti o ayak. Mensur şeytan seni zulme getirir. İnan bu kimlerle hissetmiyorsun. Can yukarı doğru çekilmeye başlar. Artık belden aşağıya hissetmiyorsun. Allah'ım, ne demişti peygamberin? İki yerinize garanti verin, ben de sizin cennete girmenize garanti vereyim demişti. İki dudak aranız ve iki bacak aranız. Hele bir dönün şöyle geriye doğru. Belden alt tarafını hissetmeyen sen nelerin peşinde, nelerin peşindeydin? Dinle beni. Peygamberin ifadesiyle nasıl ki bir bacayı çalı bacadan çıkarsa öyle yırtarak çıkar. İdris peygamberin haberi bir hayvanı diri diri yüzersiniz ya, aynı acıyı hissettim değişi gibi. Artık can göğüs kafesinden de çıkmıştır. Artık ruhunuzu Azrail teslim almıştır. Ruh beden
insan yapan, insanı kıymetli yapan cevher olan içinizdeki ruh bedenden ayrılmış, artık et, kemik, sinir yığını kalmış geriye. Artık o aslına dönecek. Nereye? Aslım topraktan gelmişti. Aslın yine toprağa dönecekti. Sen unuttun bunu. Dünyaya öyle daldın, öyle bağlandın ki nereye gideceğini unuttun, unuttun. İçeri anneniz girer. Gelir yanınıza, yavrum haydi kalk. Yavrum aç gözünü. Ama sizde ses yok. Kaldırır kolunuzu, kolunuz tekrar düşer yerine. Belki yavrunuz içeri girer, o küçücük elleriyle parmaklarınızdan tutar. Baba, baba aç gözlerini. Belki eşiniz, belki eşiniz içeride. Feryadı figan, annenizin feryadı öyle güçlü ki komşular aşağıya koşarak geliyor. Kapıyı üzerinizden kilitlediler. Sizi sert bir zemin üzerine yatırdılar. Üzerinize de bir metal parçası koydular. Şişmeyesiniz diye, kokmayasınız diye. Sen oraya ait değilsin. Orada en çok seni sevenler kaç gün tutar Allah aşkına? Şişmeye başladın, morarmaya başladın, kokmaya başladın. Götürün, götürün demezler mi? O kadar benim sevmiştin ki o evi. Benim evim diyordun, benim odam diyordun. İşte benim evim diyordun. Asıl evim kabirdir, kabir. Ağlamayın bu kadar komşu. Bu da hakkın emri işi. Ömür biter gider kişi. Ölüm ölüm hakkın. Ömür biter gider kişi. Ölüm ölüm hakkın. Bir battaniyenin üzerine koyarlar seni. Konu komşu alır indirirler aşağıya. O evden son çıkışım elveda. Elveda anam, elveda. Boynu bükük babam. Yıllardır gözyaşı döktürdüm sizlere. Elveda, son gözyaşı. Elveda yârim, elveda evlatlarım. Elveda komşularım, elveda! Bir battaniyenin üzerinde başlar yolculuk. Aşağıya doğru indirirler seni. Götürürler gasilhaneye. Hoca efendi üzerindeki elbiseleri keserek çıkartır. Soyma yok. Ey marka takınan, ey giydi kıyafetleri beğenmeyen, bu pantolonun rengi bu gönlüğe uydu mu diye kombina peşinde koşan sen. Gardırobunda elbiselerin kaldı, kimler giyecek onu? Şimdi üzerindeki giyecek olduğun kefen nasıl yakışacak?
senden başka ne var üstünde? Neydin ne oldum kalk haline bak. Bir kefenden başka ne var üstünde? Seni yıkayan hoca efendi kefene sarar sarmalar. Atsız arabaya yani tabuta koyar. Getirirler seni dört kişi omuzları üzerinde musallaya koyarlar. Cenaze namazın kılınacak. Her namazın bir ezanı bir de gameti olur. Sen doğduğunda sağ kulağına ezan, sol kulağına da gamet getirilmişti. İşte o ezan ve gametin namazı sen musalladayken kılınacak. Dön de bak bakalım safına kimler gelmiş. Kimlerle arkadaşlık yaptın? Hani o arkadaşların safında? Nerelerde ömür çürüttün? Nerelerde? Senin o arkadaşların gelir de senin safına durur mu? Durur mu? Namazın kılındı. Dünyanın son, ahiretin ilk kapısı kabir, berzah alemi. İndirirler yavaş yavaş. Sapıtman vurulmuş, kıbleye doğru döndürürler seni. Yüzün kıbleye dönüktür ey gafil. Bir ömür kıbleye dönmedindi. Bak nasıl kabirde kıbleye doğru döndürdüler seni. Yüzün Rabb'a doğru dönük, yüzün Kabe'ye doğru dönük. Kılmamıştın namazını, ezanlar okundu, duymamıştın. Müezzin haydi selaha gel, haydi felaha gel, haydi kurtuluşa gel dediğinde kulaklarını tıkamıştın. Bak nasıl döndün şimdi kıbleye, nasıl döndün Kabe'ye, nasıl döndün? Çünkü mecbursun. Çok sevdiklerin seni tek tek terk ettiler gittiler. Orada yalnız amelinle, yalnız amelinle baş başa kaldın. Yeter gönül bu gaflete varlığım var. Helal haram bir...
Teslimen kesira ve seddihu bukraten ve asil.